Sen abi alayım. Öne bırakın mı? Biraz şöyle bak. Bunlar lazım. Allah pardon. Allah sayını da. Sağ olun. Ondan sonra beni attın. Ne söyleyeyim? Mecbur vatanımız, kendi memleketimiz Türkiye Cumhuriyeti, orada vatandaşlarımız, ne bileyim. Zor, hiç düşünmeden direkt. Düşünülecek bir şey yok, hiçbir şey yok. Kefen paranız mıydı o? Evet. Hiç düşünmeden bağışladım. Düşünecek bir şey yok. Edelim. Edecek hiçbir şeyimiz yok. Elini öpeceğim senin önümüze ama başına hiçbir şey olacak. Edecek hiçbir şeyimiz yok. Hiç. Oturuyordum tabii, kumanyalar geliyordu böyle işte. Talep edilen valiliğimizin, kaymakamlığımızın bize şunları alın dediği malzemeleri toparlarken bir yaşlı amca geldi. Çıkardı cebinden parayı. Masanın üstüne bıraktı. Bu dedi, muhtarım kefen param. Bana lazım değil, ben yaşarken. Devletime lazım. Kendimize gelemedik iki günden beri. Allah'ım devletimizi yönetenlere yardım etsin. Zor bir süreçten geçiyoruz. 500 yıl önce olan bir depremin aynısını yaşadık. Allah'ım bu günleri bize hayırlısıyla atlatmayı nasip eder. Böyle insanlarımızın da sayısını arttırsın. Yaşlı amca ölürsem, sen yaşarsan beni sen kaldır. Sen ölürsem, ben yaşarsam, sonra ölürsem beni de devlet bir şekilde kaldırır dedi ve parayı masama bıraktı gitti. Ben de gittim bankaya. AFAD. İbanına yatırdım, dekontu da kendisine verdim. Allah razı olsun, Allah sayılarını arttırsın. Remzi amcamın bu Türk milletinin gözü önünde, 80 milyonun önünde yapmış olduğu bu güzel örnek davranışından dolayı herkesin adına Remzi amcamın elini öpüyorum. Allah razı olsun, Allah kim sayılarını kim arttırsın. Kim Allah razı olsun. Atayım. Allah razı olsun. Ondan sonra beni attı. Çok.